Çalışıyor. Bir anda size diyor ki, BOTAŞ ve Enerji Bakanlığı dün duyurduğuma göre dün neydi? Çarşamba. Cuma günü kesiyorum doğalgazı diyor. Bu durumda o siparişleri ne yaparsınız? Fabrikada üretimi nasıl kesersiniz? Mecbur keseceksiniz de. Çünkü tehdit de var orada. Yapmazsanız ilgili sözleşmenin gerekleri yerine getirilecek. Peki bu işçiler bu karda, kışta, bu soğukta ne yapacak? Yani siz ne yapardınız diye bir düşünün. özellikle otobüs, uçak gibi, tren gibi toplu taşıma araçlarında bulaş ve şehirden şehire taşınma anlamına ciddi risk içeriyor. Test vatandaşın inisiyatifine kaldı. Bir de iki haftalık sömestr tatili başladı. Şu anki test sayısıyla bile vaka tablosu korkuturken uzmanlar sömestr tatili için çok daha dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Bu Şubat tatili periyodunda diğer Delta Delta Plus varyantın daha domine edeceğini yani daha az ee, sayıda Delta Delta Plus daha çok omikron varyantıyla karşı karşıya kalacağımızı öngörüyor. Son 24 saatte 414.312 kişi test yaptırdı. Günlük vaka sayısı 72.000 seviyelerinde devam ediyor. Bir günde koronavirüs nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki son durumu hatırlatma dost çağrısı yaparak ve tedbirlere dikkat edilmesinin önemine dikkat çekerek paylaştı Bakan Koca. Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında maske kullanımıyla sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hijyen kurallarının bile yetersiz kalmasından endişe ediliyor. Çünkü sömestr zamanı geldi. Toplu ulaşımda kalabalıklar kaçınılmaz. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener özellikle toplu taşımayla seyahat edeceklerin dikkatle dinlemesi gereken tedbirlerin altını çizdi. Bindiğiniz aracın içerisinde kişisel korunma önlemlerinden hiç taviz vermeden maskeyi hiçbir şekilde çıkarmamak, özel durumlar dışında otobüsten ya da araçtan indiğiniz zaman dışında çıkarmak dışında kişilerle yan yana dururken sürekli takmak düşünülebilir. Omikron varyantının bulaşılığı da göz önüne alındığı zaman bu tip araçlarda da özellikle N95 tipindeki maskeleri kullanmak, standart cerrahi maskenin bu, bu tip kapalı alanlardaki uzun dönem seyahatte yetersiz kaldığını artık e, biliyoruz. Profesör Şener'e göre semestirdo Omikron Türkiye'de baskın varyant olmak için büyük bir fırsat yakalayacak ve pik yapacak. Kısa hesaplar ya da kısa dönem hesaplarda bakıldığı zaman da e, bu dönem içerisinde pik vakaya ulaşma potansiyelimiz yüksek. Pik vakaya ulaşma zaman dilimi içerisinde de bunu geciktirmek e, mümkün mü? bu önlemlerle geciktirmek mümkün. Çünkü olabildiğince az kişinin enfekte olup olabildiğince az kişinin hastaneye yatmasını ve yoğun bakıma yatmasını istiyoruz. Hasta kitlesi arttıkça, yaşlı popülasyon daha fazla enfekte oldukça hastaneye yatış oranları ve yoğun bakıma yatış sayıları da artacaktır.